Orada. Osman. Fare kapanına kısıldın Osman. Silahsız askerimin katilini ver bana. Göktuğ'u istiyorum. Senin kaçırdığını biliyorum. Platios. Adamın küçük bir ısırık yüzünden mi öldü? Yoksa bir karabasan yüzünden mi? Nere? Kapana düştün Osman. Göktuğ'u ver kurtul. Senin gibi nice köpeğe diz çöktürdüm. Şimdi sıra sende. Gebereceksin. Gebereceksin. Vazife icra edildi bey. Var olasın. Osman Göktuğ, Geyhat'u belası bitinceye kadar saklayacaktır. Geyhat'u belası da savcı muzaffer olunca bitecektir inşallah. İnşallah bey. İnşallah. Ne oldu Abdurrahman? Beyim. Ne oldu dedim? Beyim, Osman. Ne oldu Osman'a? Osman, sanki yer yarıldı da yerin içine gömüldü beyim. İnşallah sözümü çiğneyip ağabeyi savcının peşinden gitmez. Osman, inşallah böyle bir hata yapmaz bey. Evlat. Mamsı Bey. Hayırdır Allah. Haktır Allah. Bu yanına kalmayacak Osman. Kalmayacak. Nereden çıktın? Kurtarana bak sen. Kurtarana bak sen. Ertuğrul Gazioğlu, Kara Osman. Ahanna yine çekmişsin belayı üzerine. Nerelerdeydin?
Yüzüne hasret kaldık. Oy. Obaya varalım. Anlatacağım çok şey vardır. Haydi evlat. Vazife mühimdir. Savcı ağabeyimin bana ihtiyacı vardır Bamsı Bey. Abdurrahman Gazi bana her şeyleri anlatmıştır. Lakin Osman'ım sen etme. Etmeyesin ki babanla aran iyice açılmasın. Haydi evlat. Babama selam edesin. Ağabeyimin peşine adam taktım. Yerini bulacağım. Şimdi babamın emrine rağmen gitmek zorundayım. Hayat uydurdurmanın tek yolu Mönke'yi bulmak. Babanın dur demesine rağmen mi evlat? Vebalin ağır olduğunu bilirim. Bilirim ettiklerimden dolayı ben de babam da zor yola girecek. Lakin içimdeki deli taylar git der. Savcı ağabeyini yalnız koma der. Evlat. Gönlündeki deli taylar mı der bunu? Yoksa nefsin mi? Bana inanmaz mısın Bamsı Bey? Kara Osman'ım. Korkarım ben Kara Osman'ım. Zira Sırat Köprüsü üzerinden geçersin. Nice koç yiğit, nice bahadır ahanda bu şeytanın sağdan yanaşıp kurduğu tuzaklar içinde kahru perişan olmuştur. Kahraman olma sevdası nice yiğidi tarumar etti. Evlat, sen de kahraman olma sevdası içine mi düştün ha? Babamın lafını çiğneyim. Nefsimin yoluna gidersem. Gök ekin gibi biçileyim. Fırsatlar beni doğrasın Bamsı Bey. Eyvallah vakit. Eyvallah. Eyvallah vakit. Gayrı. Hak yardımcın olsun. Haydin. Bamsı Bey'im, olur da geri dönemezsem babama diyesin. Hakkını helal etsin. Beni affetsin. Çıkardın Mönke. Hem de çok iyi. Sen benim kıymetlimsin Mönke. Tabii ki senin kıymetli olurum. Ben sana kayaları verdim. Sen de bana babamın leşini vereceksin. Sen beni kurtarıp babamın öfkesini dindireceksin. Kayaları büyük bir katliamdan kurtaracaksın. Türklerin gözünde yıldızını parlatacaksın. Bu işten en kazançlı çıkacak kişi sensin Mönke. Babanın mezarı Söğüt olacak ve sen babanın yerine geleceksin. Babamı nasıl öldüreceksin? Anlatsam vicdanın sızlar. Vicdanımı bir taş bağlayıp Hazar Denizi'ne gönder. Yapacağım işleri kimseye anlatmam Mönke. Yerin kulağı vardır. Sen çıkacağın tahtın hayalini kurasın. Kim bilir belki de babanın yerine geçince Moğolların hanı sen olacaksın. Atam Cengiz Han'ın soyundan geliyorum. Hanlık benim hakkım. Sen de her daim dostum olacaksın. Kendi devletimi kurduğumda önümde olma. Ardımda ol yeter Mönke. Şimdi ben gideceğim.
Sen savcının burayı nasıl bulduğunu öğren. Başka biri biliyor mu onu da öğren. Şu işi hallet. Hallet ki ikimiz de kellemizden olmayalım. Ahmak. Sıra sana da gelecek köpek. Kaldırın şunları. Hele sen babamı öldür. Sıra sana gelecek yav. Kardeş. Beyimizin başına bir hal gelmiş olmasın. Alpiniz gamlı baykuşa döndünüz. Beyim nice vakittir gelemedik Umural Abdal. Çok mu seversiniz beyinizi? Canımızdan evladır. Gördüklerimi görmesem inanırdım o vakit. Bir kusurumuz mu vardır Umural Abdal? Kusursuz insan mı olurmuş? Sizi idare eder. Kurbanın olan bir de sen gelme üstümüze Kumral Abdal. Bir kusurumuz varsa diyesin. Diyesin ki kendimize çeki düzen verelim. Beyimize karşı mahcup olmayalım. Diliniz başka, gönlünüz başka söyler. Bu halde olana ne derler bilirsiniz. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ne vakit münafık olduk. Bazıları vardır, inandık derler. Lakin teslim olmazlar. Siz sakın onlardan olmayasınız. Seven adam tasa etmez, endişe etmez, telaş etmez. Derhal teslim olanların makamına gelesiniz. O makama nasıl geleceğiz? Bilirim de söylemem. Zaten kaynar kazanın içine düşmüşsün, kendin bulursun. Biraz pişesin, yanasın. Bunu beyinize veresiniz. Bana yol göründü. Vazifemi tamam eyledim. Kumral Abdal. Nereye gidersin? Rabbim sen aklımıza mukayyet olasın. Bizim halimiz hal değildir kardeş. Bu gidişle cehennemi boylarız Halimallah. Tövbe de kardeş. Tövbe de. Selamun aleyküm. Aleyküm selam beyim. Aleyküm selam beyim. Yoktu. İyisin ya. Şükür beyim. Şükür. Abdurrahman Gazi sayesinde yanındayım. Bildim ya. Bildim. Yiğit babam. Can babam. Thank you.
Bunu Kumral Aptal verdi beyim. Beyim nedir o? Bizi şeytanın yuvasına götürecek rehberimiz. Haydi. Ağabeyim bizi bekler. Hayırdır? Malları tezgahtan indirirsiniz. Niye yapayım Davud Oka? Obanın dadı duzu kaçmış Egin'e. Siftah bile edemez olduk. Malları başka diyara götürüp orada deneyeceğim. Sabır. Zor günlerden geçiyoruz. Böyle hemen pes etmek olur mu? Hep mücadele, hep mücadele. Ne vakit karnımız doyacak bizim? Nereye gideceksin ha? Ne bileyim Davud Oka. Yavlak aslanın obada işler pek bir iyi derler. Oraya bir deneyeceğim. Sizi gidi köşlükler. Zoru görünce kaçarsınız ha? Bana bak. Çilesiz rahmet olmaz. Eğer bir yerlere kaç. Seni ateşin içinde cayır cayır yakarım. Aman be Davud Aga. Gücün benim gibi garibanlara mı yeter? Münafıklı azmediyorsun. Etme. Hadi. Koy malları tezgaha. Gelişler ola. Oo. Hoş gelmişsin beyim. Eyvallah. Eyvallah. Beyimden evvel. Kimseyle hasret gidermem bilesiniz. İçeridedir beyim. Destur. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Gaye nedir? Şehadettir. Şehadettir. Ey benim göklü yiğidime bakın. Beyim. 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 Boy. Boy beyim. Benim. Benim. Benim güzel beyim. Benim güzel beyim. Boy. Hasretinden. Hasretinden bitap düştük. Lakin şimdi bu gözler seni böyle gördü ya. Rabbim
Rabbim benim ömrümden alıp senin ömrüne versin beyim. Oy. Rabbim bizi ahirette de bir eylesin. Amin. Amin inşallah be. İnşallah. İyidir. İyidir senin bamsı beyin. İyidir senin bamsı beyin beyim. Emanetlerin ahvali nedir? Her bir şeyler muhafaza altındadır. Sen tasalanmayasın beyim. Vakti geldiğinde her şey gün yüzüne çıkacak. İnşallah o vakit güneş yeniden doğacak. Vatanımız yeniden ayağa kalkacak. İnşallah beyim. Değere bamsı. Yorma kendini. Bilirim beyim. Osman'ın nerededir bilirim beyim. Ben de bilirim. Savcının peşine adam takmış. Yerini bilir beyim. Ağabeyimi almadan obaya dönmeyeceğim der. Beyim. Ağabeyinin peşinden gitmekle iyi etmedi mi? Kurbanım olayım ha. Sen diyesin hele. Savcı ağabeyine destek de olur Osman'ım. Sözümü dinlemedi. Elinden tutup obaya getirdim. Yine dinlemedi. Madem atasının beyinin sözünü dinlemez olmuştur, o vakit gereği şart olmuştur. Ağır bir takım kararlar vermenin vakti gelmiştir. Yaşarken bunları ederse, ben öldüğüm vakit doğru bildiği yolda gitmek için kim bilir neler eder. Beyim. Osman haddini aşmıştır bilirim. Lakin niyeti halistir. Cehenneme giden yol iyilik taşlarıyla döşeli. Gün doğdu beyim için tasalansan. Sen ne ederdin beyim? Sen de bilirsin ki Osman'ım ağabeylerine düşkündür. Ağabeyine sevgisinden gitmiştir. Sana itaatsizlikten değildir beyim. Osman beylerimden sadece biridir. Her beyim kendi hak bellediği yolda giderse bu obanın ahvali ne olur? Hiç mi düşünmezsin? Obaya bir an evvel çeki düzen vereceğiz.
Emrine amadeyim beyim. Emrine amadeyim. Var olasın. İmdi savunma hattı oluşturalım. Zaman daralıyor. Geyhatuit'in ne edeceği belli olmaz. Savunma hattı vazifesi senin. Hazırlıklara başlayasın. Eyvallah beyim. Eyvallah. Niye pis pis sırıtırsın? Halinden memnun musun? Meseleyi şimdi anladım. Neymiş? Osman'ı suçlayıp kendini kaçırttın. Saklandığım yeri nasıl buldun? Böyle bir oyunun maksadı ne ola ki? Ha? Kardeşim Osman'ı suçladığında ne olacaktı ki? Ha? Baban öfkesine gem vuramayıp ordusuyla Söğüt'e gelecekti. Sana burayı nasıl bulduğunu sordum. Peki senin bu işten çıkarın ne? Sorduğum soruya cevap ver. İzimi nasıl buldun? Başka bilen var mı? Babanın işitmesinden mi korkarsın Mönke? Babandan nefret ettiğin kadar ondan korkarsın da değil mi? Birileri Söğüt'te babanı öldürecek değil mi? Babanı öldürtüp suçu kardeşim Osman'a atacaktın değil mi? Nasıl buldun konuş. Zeki adamsın. Eğer konuşmazsan ne olacağını biliyorsun. Konuşsam da, konuşmasam da beni öldüreceksin. Lakin ölmeden evvel son bir isteğim var. Seninle işbirliği yapan o itin adını ver bana. Onu kemik kırana bağlayın. Ölümü ağır ve acılı olacak. Zaten bu uğursuz yerden de sıkıldım. Acelem de yok.
Yine kendini otlara vermişsin Lena. Ağlasın. Anamdan el almıştım. Bu otu ilk defa görürüm. Her derde devadır. Ondan yeni bir şifa hazır edeceğim. Hem belki senin çocuk yapmana bile derman olur. Sahi mi dersin? Olur mu gerçekten? Olur tabii. Her otun bir dili vardır. Eğer o dili çözersen nice şifalara erişirsin. İnşallah. Bu ara Osman Bey'den haber var mı? Gökte olanları öğrenince atına binip gitti. Gidiş o gidiş. Ertuğrul Bey'im Göktuğ'un başına bir iş gelmesine müsaade etmez. Merak etme. Osman Bey de bunu iyi bilir. Öyle de o Flatyus denen zalim de işin ucunu bırakmazmış. Duydun mu bu ismi? Azal Hatun. Nedir durum? Ertuğrul Bey'in otağını temizlerken. Diğer kurt uçmaya varacak. Hazır olasın ağabey. İnşallah Osman Bey de Savcı Bey de sağ salim döner. Umarım Osman Bey babasının sözünü çiğneyecek bir işe kalkışmamıştır. Hatunlar, hatunlar. Duydunuz mu olanları? Hayırdır Azal Hatun? Bir şey mi işittin? Yoksa Bamsı Bey malumat mı getirmiş? Göktuğ zindandan firar etmiş. Ne dersin Azal Hatun? Herkes bu işi Osman'ın yaptığını konuşur. Ya başımızdaki bunca bela yetmezmiş gibi indi bir de bu çıktı. Osman Bey babasının sözünü çiğnemez Hazal Hatun. Bu işin içinde bir iş vardır. Balam, olan ayan beyan ortadadır. Hem dahası da var. Osman Bey, Alp'i Bora'nı da alıp sırra kadem basmış. Bola Hatun, erkeğine sahip çıkamadın. İmdi ne olacak? Bak bunca bela varken Ertuğrul Bey'im Osman'ın delilikleriyle uğraşır. Yettin artık Azal Hatun. Osman Bey eğer bir yola çıktıysa mutlak bir sebebi vardır. Bala, bunca vakit büyüğün olarak seni defalarca uyardım. Hatun kişi erini ehlileştirendir dedim. Lakin sen maşallah dilinle erini ehlileştireceğine yılan olmuş, bizi sokmaya kalkarsın. Evvel sana inandım, güvendim. Lakin görürüm ki gönlünü şeytan ele geçirmiş. Dilin de şeytan dili olmuş. Bala, o yılan diline sahip çık yoksa... Yoksa? Yoksa onu koparmasını bilirim. Yüreğin yetiyorsa bir dene bakalım. Başına neler geliyor? Gelinim dedim, kızım dedim. Gayrı gözümden düştüm bala. Bunun ne demek olduğunu anlayacaksın. Anlayacaksın lakin iş işten geçmiş olacak.
Beyim. Kumral aptalın dediği şeytanın yuvası bu tarafta olmalı. O vakit o yuvayı tarumar edeceğiz. Sıçacağız mı beyim? Vuracağız. Baş üstünde baş, taş üstünde taş koymayacağız. Haydi! Ya Allah! Ya! Bala Hatun Osman Bey'e evlat veremeyecekmiş. Tüh tüh tüh. Aslan gibi Osman Bey evlatsız olur mu hiç? Yeni hatun bakarlaymış. Evlerden ırak. Eyvah eyvah eyvah. Olur mu koskoca Osman Bey evlatsız? Hatunlar, Bala Hatun'un çocuğu olmayacağı için Osman Bey'e hatun bakılırmış. Doğru yaparlar. Obamızın umudu Osman Bey. Evlatsız kalırsa yarın bir gün posta oturamaz. Lena Hatun da yine gebe olmuş. Müsaade edin. Beni tehdit etmek ne demekmiş? Göreceksin şimdi bala. Bu oba cehennem olacak sana indi. Bala. Yüzünden düşen bir parça. Nasıl düşmesin? Her yere taş altında. Düşmanla uğraştığımız yetmezmiş gibi bir de içimizdeki belayla uğraşırız. Hazal Hatun Bey'ine. Masum olduğuna inanırdım. Derdi Lena'yla benim aramı açarak obayı bulandırmak. O bu obaya boş boşuna gelmedi Gonca. Mutlak bir sebebi vardır. Vardır da bakalım. Allah ıslah etsin. Kolay gele hatunlar. Sağ olasın. Sağ olasın bacı. Bala Hatun. İşittik ki Osman Bey yeni hatun bakarmış. O nereden çıktı hatun? Gebe kalamadığın için. Biraz kendine bakasın. Sivrihisar'da hekim vardır, ona başvurasın. Herkesin kulağına karfi kaçırıldı hanımım. Var olasın benim güzel kızım. Kocam ahalinin diline düşürdü beni. Osman'ın da kulağına gidecek. Benim yüzümden boynu bükülecek. Bala, hemen pes etmeyesin. Dur bakalım. Vardır elbet bir çaresi. Çaresi vardır veya yoktur Gonca. Ben Osman'ı düşünürüm. Hayalleri vardır. Benim yüzümden o hayaller yıkılmasın. Balam, çare aramaktan başka ne yapabilirsin ki? Osman için kendimi feda ederim. O ne demek Bala? Tövbe tövbe. Canan için candan geçeriz Gonca. Osman Baba'nın umudu. Cümle Türkmen'in umudu. O umut yıkılmasın diyor.
Gerekirse Osman'ıma telli duvaklı düğün yaparım. Az bir yolumuz kaldı beyim. Hazırlıklar tamamdır. O vakit kazamız mübarek olsun. Beyim, ya elimiz boş dönersek, ya savcı bey her şeyi çözdüyse? Mümkündür kardeş. Lakin içimdeki deli teller bir an evvel gider. Haydi yola koyulalım. Babanın yerine geçince ne olacak peki? Ha? Kendine geldin demek. Ne olacak? Ha? Baban gibi Argun Ağa'nı da mı öldüreceksin? Onu benim yerime babam yapacak. Vay vay vay. Ne aile saadeti ama. Demek Moğol Ağa'nı olacaksın ha? Hak etmediğin halde hazır konacaksın. Gayrı konuşsan iyi olur. Acın çabuk biter. Hızlı ve tatlı bir ölüm bekler seni. Sana bu zevki yaşatmayacağım. Hı.
Göreceğiz. Ormandan ayı gibi bir adam çıktı Nikola. Osman'ı elimizden aldı. Bir daha anlat. Osman'ı tam avlamışken bir ayı onu elimizden aldı. Bir daha anlat. Bir daha anlat. Bir daha. Bir ayı Osman'ı kurtardı. Ayı. 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 Peki siz gerçek ayının kim olduğunu onlara gösteremediniz mi? Şaraf değil, kan içmek istiyorum. Kan, kan. Ertuğrul'dan öyle bir intikam alacağım ki onun ciğerini parçalayacağım Flacius. Ciğerini! Ölüm kusturalım onlara Nikola. Aklından geçen nedir Nikola? Ertuğrul'un diğer oğlunun üstüne karabasan gibi çökeceğiz. Karabasan. Kalenin giriş çıkışlarına hendekler kazılacak. Sen de hendek tuzaklarına demirden kazıklar yapacaksın. Bu geceye kadar bu işlerin bitmesi icap eder. Ahval bu kadar tehlikeli midir beyim? Nikola'nın Gehatu belasını fırsat bilip baskın yapacağını düşünürüz. Senden de isteğim en iyi alpleri ve duvar ustalarının yanına al. Kalede ne kadar gedik varsa hepsini kapatın. Baş usta beyim. Ambarların kilitlerinin de değişmesini isterim ha. Kilit ne ki beyim? Kapıları bile değiştiririz evelallah. Hey. Şimdi ben toplanan vergileri Söğüt'e götürmeye giderim. Ben dönene kadar bütün bu işler bitecek ona göre. Eyvallah beyim. Hadi. Ay maşallah. Ay maşallah. Çok şükür bu sene bereketli geçti. Haydi alpler, haydi. Burayı nasıl buldun? Ecelim geldi yenge. Yakın bakın şunlara. Ah!
Beyim. Buyurun. Hoş geldiniz beyim. Buyurun. Buyurun beyim. Gündüz Bey. Gördüğünüz gibi silahsızım. Tıpkı öldürdüğünüz askerim gibi. Ne istiyorsun Nikola? Adalet. Anlaşmayı bozmanın bedelini ödeyeceksin Nikola. Bozmak mı? Gündüz Bey, ben buraya kısasa kısas hakkımı almaya geldim. Ölen askerimin canına karşılık Ertuğrul'un canından bir parça koparacağım. Kurbanın olayım açasın gözlerine. Kardeşim. Mönke hepimizi kandırdı. Nasıl anladın kardeşim? İkiniz de tutsaktınız. Seni iyice benzetmişler ağabey. Lakin onda hiçbir şey yoktu. Tertemiz. Senin kadar uyanık olaydım, bu halde olmazdım kardeşim. Ağabey. Sen olmayaydın, bu işi halledemezdik. Sen olmasaydın ben şu an hayatta olmazdım kardeşim. İyi ki beni dinlemeyip peşimden gelmişsin. Lakin...
Babamdan korkasın Osman. Canım ikinize de feda olsun. Aslan kardeşim. Bir an evvel yola koyulmamız icap eder kardeşim. Vakit daralır. İçinde beyinize yaptığım anlaşmaya rağmen silahsız askerimi öldürdünüz. Beyine de ki Osman ya da Göktuğ eğer karşıma çıkarsa onları öldüreceğim. Ya karşıma Osman'ı Göktuğ getirip yargılar ya da ben hakkımı alırım. Bunu beyine aynen böyle ilet. Anlaşmayı bozan ben olmayacağım. Ama anlaşma bozulursa bunun bedelini hepinize ödetirim. Gündüz Bey, bedel ödetmeyi severim. Neceder bu vakti beklerdim. Ya savcı Mömke'yi getirirse Yüce Efendimiz? Bizde o vakit atlar İznik'e, Kişner diye savaş açarız. Küçük bir Türkmen obası. Sizin dişinizin kovuğuna değmez. Neden bu ehemmiyet efendim? Onca şerefimi temizlemek için onu istedim. Lakin şimdi Erzurum ocağında tutan duman zihnini bulandırır. Pis kokular gelir. Osman kükreyen bir aslandır. Küçükkan başını ezmeliyiz. Bu casusu bizi gözetlerken bulduk efendim. Kabarsaydınız ya, karşıma nereden çıktı? Senin pusatın bana işlemez.
Oldur şu adamı Çarkutay. İtlere yem olsun kemikleri. Kolaysa kendini öldürsene. Senin fırsatının gücü beni öldürmeye yetmez. Sen de kimsin be adam? Divaneyim. Ne arardın burada? Ordumu kaybettim, onu arar idin. Ordunun komandanı kimmiş? Benim. Beğenemedin mi? Hani pusatın? Hani askerlerin? Biraz sonra burada olacaklar. Derdin ne senin? Seni uyarmaya geldim. Var git yoluna. Ya gitmezsem? Sen mi durduracaksın beni? Ebrehe'nin ordusunun başına gelen senin de başına gelir o vakit. Ebrehe'de kim be adam? Şehirlerin anasını basmaya gelen zalim. Anlat bakalım. Vakti gelende anlatırım. Şimdi uyarırım. Yeter artık hadsiz. Zamanımı çalarsın. Zaman senin mi ki çalayım? Zalim adam obamıza gelecekti ama... Hangi adam Ahmet'im? Keyhat'ı. Keyhat'ı dediğiniz o zalim adam. Rüyada hikmet vardır Ahmet'im. Anlatasın hele. Ne gördün? Bir adam geldi. Derviş gibi bir adam. Elinde asasıyla. O zalim adamın karşısına dikildi. Onun yuvasını dağıttı. Kuşlar, taşlar, rüzgar. Pusatlarını bile kullanamadılar. Mahvoldu hepsi. Rüyan inşallah hakikat çıkar da o zalimleri yeneriz Ahmet'im. Osman Bey ona dur diyecektir. Sen merak etmeyesin. Biliyorum Bala Hatun. Merak etmiyorum. Osman Bey'imiz kükreyen bir aslandır.
Dumrul, yoldaş oldun bana. Canım kurbandır sana dayım. Eyvallah. Sen de iki geldin kardeşim. Gelmesen halimiz yamandı. Getiren hamdolsun ağabey. Vazifemiz de. Vazifen gelmemekti. Lakin... iyi ki bizi dinlemeyip gelmişsin. Gelmesen halimiz yamandı. O deli taylarına söyle. Gayrı bir can borcumuz var onlara. Can bizim mi ki ağabey? Lakin ilk defa bu kadar büyük bir oyun içerisindeyiz. Görürsün işte, oğul bile babasına nasıl oyun eder. Bu işin ardında kim vardır dersin kardeşim? Bu için ipini tutan mutlaka biri vardır. Tek başına yapmış olamaz. Yavlak Aslan'dan şüphelenirim. Sen ne dersin kardeşim? Büyük bir ithamdır bu. Şunu babasına götürmeden ettirebilirsek... bir delil daha bulabiliriz. Maşallah Bamsı Bey'ime. Sen geldin ya, babamıza can geldi. Eyvallah. Eyvallah Dündar Bey. Ben de Ertuğrul Bey'imi gördüm ya. Anda bana da can geldi. İçimdeki arslan kükredi. Bu bileklerime yeniden kudret geldi. Ey maşallah. Maşallah. Söğütede takviye kuvvetler ulaşmıştır. Maşallah. Maşallah. Haydi bakalım. Oy. Yiğitler, tedbir bizden, takdir Allah'tan. Yiğitler, Allah bizi korumak istemezse, önümüze yalçın dağlar set olsa neye yarar? Lakin hak, hak bizi muhafaza etmek isterse, örümcek ağa bizlere zırh olur. Oy. Rabbim. Rabbim bizi muhafaza eyle. Amin. Rabbim bizi, obamızı düşmana çiğnetme. Amin. 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 Haydin koç yiğitler, haydin bahadırlar, haydin erler. Bugün namus günüdür. Ha gayret yiğitler, ha gayret. Beyim, biraz soğuklansan. Ne o? Beni de kendin gibi ihtiyar mı zannettin Abdurrahman Gazi? Estağfurullah beyim, sen yorulmayasın beyim. Beni bunca yıldır ne düşman yordu ne de hainler. Beni yoran, beni tasalandıran, bundan sonra obama neler olacağı.
Baba olarak bu emaneti hangi evladıma bırakacağım? Ağır mesuliyet Gazi. Ağır mesuliyet. Gündüz, savcı ve Osman. Üç bahadırım. Bu taht için birinin gönlü incinse üzülürüm. Tırnaklarına zarar gelse yüreğim incinir. Bakma öyle dik durduğumuza. Biz de babayız. Beyim! Beyim! Beyim, gelenler vardır! Aç onu! Aç onu, aç! Aç onu! Hayır olsun Dündar Bey. Hayır olsun. Hayır olsun. Sana. Nikola pusattı beyim. Yaralı atlarınız da vardır. Haydi! Çabuk Leyla'ya haber veresiniz. Hazırlık etsin. Haydi! Haydi notağı taşıyasınız. Oy destur! Destur yiğitler. Siz görevinizin başına haydin. Gündüz. Gündüz. Herkes görevinin başına. Durmak yok idir. Ağlamak, beklemek yok idir. Bugün namus günüdür. Herkes görevinin başına. Çabuk, çabuk, çabuk! Çabuk! Gündüz evladım, kim kıydı sana? Hangi deus bu itliği yaptı? Nikola. Baba. Nikola. Gündüz. Gündüz evladım. Babam, sen hiç merak etmeyesin. Ben Gündüz abim derdine derman olacağım. Haydi Alpler, içeri alalım abiyi. Alpler haydi. Haydi, haydi. Haydi. Aklı sıra intikam alıyor. Ona bu cihanı dar edeceğim. Hele şu Geyhatu belası bir geçsin. Dar edeceğim ona bu cihanı. Kayıp. Kısa süre içerisinde kayılar böylesine altın biriktirebiliyorsa eğer, çok kısa süre içerisinde çok büyüyecekler demektir. Platyos, harekete geçmemiz lazım. Haklısın Nikola. O altınları ne yapalım peki? Cömertlik severim. Bu altınları gülmeyi unutmuş halkımıza dağıtalım. Dağıtalım ki zafere olan inançları iyice pekişsin. Çobanoğullarından Yavlak Arslan geldi.
gelsin. Hatun'un ordularıyla beraber harekete geçmesini fırsat bilip kayılara ve dahi uçtaki Türkmenlere bir kahpelik planlıyorsan... Yavlak, bu söylediklerinde Osman'a dokunmakta var mı? Osman? Ne olmuş Osman'a? Ne olmuş Osman'a? Yavlak... Yaptıklarından haberin yokmuş gibi davranmayı kes. Sen de iyi bilirsin ki bu topraklarda Osman yaşadığı sürece ne sana ne de bana kusur yok. Sonunda düşmanımızın tahtına... Zeki bir adam oturmuş. Dün gece kötü bir rüya gördüm. Ve siz beni... Rüyamda bile koruyamadınız. Yer yarıldı da içine girdiler sanki. Osman ve savcıyı bulamıyoruz. Her yere. Her yere! Adam salın! Adam salın! Osman'ı! Geri geri! Toprağa konuşayım. Kiminle kurdun bu oyunu? Konuş köpek! Gebermek için acele edersin. Konuşsana ilk! Konuş! Size tek bir kelam bile çıkmaz ağzımdan. Hepinizi babam diri diri mezara gömecek. Sır çözüldü. Sır çözüldü.
Kumral aptal. Gelsin hele. Git dedin gittik, gör dedin gördük. Ağır haberlerle döndük Beyoğlu. Hayır olsun. Gördüklerini duyduklarını anlatasın Kumral aptal. Osman babasının yokluğunda en büyük kalelerimizden birini aldı. İki büyük Moğol birliğini komutanlarıyla beraber madara etti. Bu genç adamın babası öldükten sonra neler yapabileceğini tahayyül bile edemiyorum. Senin yavlak, senin bir tahminin var mı? Osman, Dündar varken Osman kim oluyor ki? Söylediklerine kendin bile inanmıyorsun. Osman Dündar gibi 10 tanesini parmağında oynatır. Babası öldükten sonra ne Dündar'ı ne de abilerini tanımayacaktır. Güzel. Bundan sana ne? Ha. Osman benim için en büyük tehdit yavlak. Senin için en büyük tehdit benim Nikola. Geyhat'ın ordularıyla beraber harekete geçmesini fırsat bilip bir kahpelik yapmaya kalkarsan, sana yemin olsun bu köhne kalenin küflü taşlarına seni diri diri gömerim. Merak etme. Yavlak Arslan, Osman ayağıma dolanmadığı sürece senin canını sıkmaya niyetin yok. Bu ne? Hediye. Severim. Dostluğumuz pekişsin istedim. Nikola, sen horozdan hiç anlamıyorsun. Ama sevdim seni. Nezaketli adamsın. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz yavlak. Görüşeceğiz. Yaraları çok ağırdır. Tanrım, sen onu bize bağışla.
bana az daha merhem verirsin. Getir, getir, getir. Al aslı. Şuuru yerinde değil. Çok kan kaybetmiş. Gündüz Bey'in kolu fena görünür Lena. Bir süre o kolla kılıç tutamaz. Lena, ahvali nasıldır? İyi olacak beyim. Onu iyi edesin kızım. Sen hiç merak etme babam. Türlü otlardan hazırladığım şifalar tez vakitte onu ayağa kaldıracak. Bala, biz az daha merhem hazırlayalım. Ben Süleyman Şahoğlu Ertuğrul Gazi. İnandığım sancağa yemin olsun ki sana bunu edenleri kara hançerimle deşeceğim. Damarımda dolaşan kan üzerine yemin ederim ki sana bunu edenlere cehennem azabı çektireceğim. Uyuyasın gündüzüm. Gün ışığım. Göz ağrım. Tez vakitte ayağa kalkasın inşallah. Tez vakitte kalkacak babam. Sen merak etmeyesin. Bunca zulme boyun eğmeyen yiğit bir ağabeyimiz vardır. Tuzak kuranların en büyüğü aşkına, zalime dur demek için. Gazamız mübarek ola. Eyvallah beyim. Eyvallah bey. Eyvallah. Oyun kurdun, biz de sana uyduk kardeşim. Göreceğiz bakalım. Tez varalım. Hadi bismillah. Haydi. Yallah. Bismillah.
Zor gününde sana yardımcı olmaya geldim Ertuğrul Bey. Hayırdır? Bana ordumu getirdin Arslan. Yeyhatu'yu durdurmaya geldim. Yeyhatu'yu ancak oğullarım durdurur Arslan. Nikola'yı ziyarete gittim. Yeyhatu'nun ilerlemesini fırsat bilip sizin fethettiğiniz kalelere göz dikmemesi için onu ikaz ettim. Zalim köpek. Zor günde beni arkamdan vurdu. Ona kan kusturacağım. Gündüzden ve alplerinden döktüğü kan için nice can yakacağım. Hey! Beyim. 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 Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey. Beyim. Beyim. Alpler! Oğlum Önke de bu oyunun içindeydi. Osman bu oyunda sadece bir yemdi. En yakın alplerim Yeyhatu obaya saldırmadan Önke'yi kurtarıp buraya getirecekler. Kayıları iki büyük beladan kurtaracaksın. Hem Yeyhatu'dan hem de Osman'dan. Her ikisini de kuracağım devletin önünde engel görürüm. Yeyhatu kudretiyle, Osman inadıyla önümde hep engeldi. Ama bugün her ikisinden de tek atışla kurtulacağım. Ama yüzün gülsün artık biraz. Ertuğrul Bey'in ölümü yakındır. Kayıları kanatlarının altına alman için Osman önündeki en büyük engel. Bunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Ama ya Mönke? Mönke neden seninle böyle bir oyuna girişti ağabey? Bana hala söylemediğin bir sır var. Her zaman akıllıydın bacım. Ağabey, Allah aşkına söyle. Geyhatun'un oğlu Mönke'nin bu işten çıkarı ne? Geyhatu bugün ölecek. Yerine de oğlu Mönke geçecek. Osman da katili olacak. Ben de kurmak istediğim devlete kavuşacağım. Ya Osman çıkıp gelirse? Her türlü ihtimali değerlendirdim. Yollarına tuzak kurdurdum.
Bizanslı değiller. Kumral Abdalay'a iş çıkardı. Kara Orman mevkiinde olacaklar. Arkadaşlar. Vazifesizsindir. Bu işin ardında kim var bilmem. Lakin puslar dağıldığı vakit her şey ortaya çıkacaktır. Haydi yiğitler. Vakit kaybetmeyelim. Ateşi yükseliyor. Hemen soğuk su getiresin. Sakın ha. Kendinizi kapıp koyuvermeyin. Geyhatu. Her an ordusuyla çıkıp gelebilir. Geleceği varsa göreceği de vardır. Beyimiz içeride yatar değil. Elimiz armut mu toplayacağım? İcap ederse kan olur rakarız da gene de namusumuza el uzattırmayız. Dündar Bey, diyesin hele. Ahali toplandı. Beyimizin ahvalini merak eder. Kardeşi olarak bu vazife sana düşer. Ahali canıyla beyi arasına sıkışıp kalmıştır. Onları teselli edesin. Kayının, yiğit hatunları, yiğit elleri, yiğit evlatları. Ertuğrul Bey'e olan sevginizi bilirim. Ve yine bilirim ki hepiniz büyük bir keder içerisindesiniz. Lakin işittikleriniz doğrudur. Beyimizin hastalığı nüksetmiştir. Başsız bırakma. Beyimiz Allah'ın izniyle yakında sağlığına kavuşacaktır. İnşallah. 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 Şimdi tasa edeceğiniz onun sıhhati değil, babamızın ikbalidir.
Moğol kapımıza dayanmıştı. Kadın erkek, çoluk çocuk hepiniz pusatlandınız. Cenk kapımızdayken gayrı hepimize Ertuğrul Bey olmak yakışır. Hepiniz birer Ertuğrul Bey olacaksınız. Olacaksınız ki onun bize bahşettiği bu mübarek yurdun hakkını verelim. Düşmanın kim olduğu önemli değildir. Bize düşen beyimizin yolunda bir ve diri olmaktır. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Otobanın önüne geldi. Cenk yerlerine. Vazifenizin başına yiğitler. Haydın. Kulacahisar ve Karacahisar'dan istihbarat geldi mi? Son durum ne? Nikola. Geyhatu. Ordusuyla birlikte Kızıltepe önlerinde karargah kurmuş. Güzel. Kalelerimizin durumu ne? Her iki kalede de casuslarımız harekete geçmek için senden haber bekliyor. Hareket severim. Geyhatun'un ordusuyla Ertuğrul'un alpleri birbirlerine ilk oku attıkları an biz de üç noktadan harekete geçeceğiz. Komutan Atateles, sen Kulacahisar'a, komutan Nikis, sen de Karacahisar'a aynı anda saldıracaksınız. Ben de kendi birliğimle beraber size destek vereceğim. Ya Geyhatun, Ertuğrul'un topraklarının asıl sahibi Moğollar. Geyhatun'un tepkisine nasıl engel olacağız? Geyhatun ordusuyla harekete geçtiğinde Türklerin kaçabilecekleri tek yer Bizans toprakları. Komutan Nikis, kaçanların işini kendi bölüğüyle beraber Flacius bitirecek. Eminim Geyhatun da bize minnettar kalacaktır. Yavlak Aslan ne olacak? Yavlak Aslan. Eğer saldırırsa onun işini bitirmek de benim işim. Sezar'ın dediği gibi veni vidi vici veni vidi vici veni vidi vici veni vidi vici.
İmdi ne edeceğiz? Koca Moğol ordusu. Nasıl başa çıkacağız? Vuruşacağız İdris Efendi. Öleceksek de namusumuzla, şerefimizle öleceğiz. İyi haberdir. Bu ne demektir beyim? Geyhatu, cenk etmeden konuşmak istemektedir. Belli ki oğlunu isteyecek son kez. Oğlundan henüz haber almamışızdır. Leşi dahi henüz elimizde değilken sen ne dersin aslan bey? Ne olursa olsun, onunla son kez konuşacağım. Aslan bey, obamızın beyi değilsindir. Bu iş evvela bize düşer. Obanın beyi değilim, evet. Lakin bu toprakların beyler beyiyim. Haddini bilesin Bamsı Bey. Konuşmanın faydası olmayacak. Gehat'ı oğlunu göremeyince öfkesini bizden çıkarır. Aslan Bey doğru der. Savcı ile Osman gelene kadar vakit kazanmaktan başka yapacak bir şeyimiz yoktur. O vakit söz biter, pusat konuşur. Senin burada ne işin var yavlak aslan? Cenk olmadan bu meseleyi seninle konuşup halledeyim diye geldim. Senin üzerine vazife midir yavlak? Ben konuşacak vaktim yok. Ben buraya evvela oğlumu almaya. Ya ki almazsam kanın kanına içmeye geldim. Helal.
Siz bunları alın, mutfağa gidin. Ben size yetişirim. Baba, Sofya'nın yardımcısı Helen geldi. Nereye gittiğini öğrenmeliyim. Her iki kalede de casuslarımız harekete geçmek için senden haber bekliyor. Hareket severim. Geyhatun'un ordusuyla Ertuğrul'un alpleri birbirlerine ilk oku attıkları an... biz de üç noktadan harekete geçeceğiz. Kaleye giriş çıkışlar yasaklandı Eleftherya. Çarşı da kapanacak, sen de işine dön. Nöbet değişme esnasında olacak. Kaç kişi olduklarından emin olmamız lazım Nikola. Helen. Tam zamanında geldin. Bu gizlilik neden Tepu Nikola? Kalemizde casus var. Daha önce de mühimmatımızın yerini kayılara söyledi. Onu bulup surların tepesinde böyle sallandırana kadar tedbire devam. Savcı. Savcı da en az Osman kadar belalı. Helen, Kulacahisar'da durum ne? Nöbet yerleri burada. Surlarda 20 alp var. Gündüz 3 defa nöbet değiştiriyorlar. Hepsi de yaylı ve ustopçular. Emrettiğiniz gibi, nöbetçi alpler saldırıdan hemen önce zehirlenip savaşamaz hale gelecekler. Peki gizli geçit Helen? Siz ve askerleriniz gizli geçide buradan gireceksiniz. Ben de size kapıyı açacağım. Oklarını kullanmaya fırsatları olmayacak. Kayılar Geyat ile uğraşırken... biz de Kulacahisar'ımızı alacağız. Koca Roma İmparatoru'nun tekfurunu oturtacak yerim mi yok Geyhatun? Roma. Küçük. Moğol. Bu yok. Ayakta bekleyeceksin. Roma büyüktür. Geyhatun, büyük. Bir Oğuz Türkmen'le başa çıkamazsınız. Ayakta bekle. Senin ne çağırdın? Bilir misin? Mühim bir mesele olmalı Geyhatun. Mühim ya da değil.
Çağırdığımda geleceksin. Mühim ya da değil Geyhat'ı. Niçin çağırdın? Ben Kayı Obesi'ne gidiyorum. Ertuğrul'u ve balalarını öldüreceğim. Sen de o sırada kovaca işleri geri alacaksın. İşte bu mühim bir haber Geyhat'u. Mühim haber. Severim. Oturacak yer ararsın. Git Kulacak Hisar'da otur. Öyle yapacağım. Haydi git şimdi. Savcı bana oğlumu getireceğini söyledi. Savcı nerede? Oğlum nerede? Osman olacak. Bu hadsiz Türk nerede? Geyhat'u, müsaaden olursa otağı içinde konuşalım. Tek bir kelime daha dersen onca seni dilini üzerim, yavlak. Yeğenim savcıyı sana elçi olarak gönderdik. Bizim sözümüze güvenmez misin Geyhat'u? Osman oğlumu kaçırdı. Benim yeğenim Osman düşmanını kaçırmaz. Kellesini alır. Madem masum, o vakit nerede? Çıksın karşıma. Savcının peşinden gitti. Savcı uçgun. Sonra oğlunu getireceğim demişti. 3 gün. Gün battığında dolacı Geyhat'u. Hiçbir Türk'ü bu topraklarda sağ koymayacağım. Geyhat'u, istediğin savaşsa buyur gel. Belki otağımızı yıkarsın, soyumuzu kurutursun belki. Belki kellemizi alır, diyar diyar gezdirirsin. Lakin bu kolay olmayacak. Bizimle beraber itibarında toprağa gömülür. Ölmek için güzel vücudun Geyhat'ı. Lakin ecel kime güler?
bilinmez. Etme Gehato. Osman bu işi yapmışsa bile kayıların bunda bir dahli yoktur. Osman'ın neyin peşinde olduğunu bilmezler. Bırak da bu işi ben halledeyim. Sana neyin sözünü verdim de yapamadım. Yeter! Osman Bey'im geliyor! Osman! Alpler! Gördüklerini, duyduklarını anlatasın Kumral Aptal. Git dedin gittik. Gör dedin gördük. Ağır haberlerle döndük Beyoğlu. Gehatu. Ordusunu toplamış. Kayı obasına yürümektedir. Verdiği mühleti beklemeyecek. Gayatıyla nökerleri uzun yoldan gelirler. Hele şöyle bir soğuk ayranımızın tadına baksınlar. Sen bize kanımızı, biz sana soğuk ayranımızı ikram ederiz Gehatu. Oğlum nerede Osman? Ata adını anmayan hoyrat oğul. Atından inmeye yeğdir derler. Ana rahmine düşünce de doğmaya yeğdir. Bence atan Cengiz Han'ın soyuna yakışmayan oğlunu fazla anmayasın. Bu sana da yakışmaz Gehatu. Osman. Senin şekerini sokacağım. Dur.